Gerçeğin peşinde. Biliyorsunuz gerçeğin peşindeyiz. Yıllardır kayıp arıyoruz. Her gün onlarca kayıp buluyoruz. Yıllardır binlerce kaybı bulduk ve ailelerine teslim ettik. Eğer sizin de yakınınız kayıpsa bizi arayın. Bize 0212-571-94-00, 0212-571-94-01 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Ya da www.flashtv.com.tr adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken siteye girdiğinizde izleyici temsilcisi bağlantısını tıklamak ve oradan da başvurunuzu bize göndermek. Veya tekrar ediyorum 0212-571-94-00, 0212-571-94-01. Hadi arayın, kaybınız varsa bulalım, cinayet dosyanız varsa çözelim. Bizi arayın. Evet, bunu çok sık soruyorlar. O gerçek bir dekor değil sevgili izleyenler. Tamamen bilgisayarda 3D animasyon programında benim tarafımdan üretilmiş bir stüdyo ve sahne. Arkada da bir stadyum edasında tribün var ve insanlar var arka planda da. Onların hepsi hareketli aslında. Bugün yetiştiremedik. Yarın sloganlarıyla beraber gelecek. Yani tamamen sanal bir stüdyo. Bilgisayarda üretilmiş bir stüdyo. Oradaki ben de bilgisayarda üretilmiş bir sunucu. Zaman zaman böyle kafa göz oynasa da bunun değişik versiyonlarını da ekrana getireceğiz. Sanıyorum da ilk kez böyle bir şey yayınlanıyor ekranlarda. Yani 3D Max dediğimiz 3D ortamında hazırlanmış. Çünkü diyorlar ki bu stüdyo nerede, niye bunu da sunmuyor Yalçın Bey diyorlar. Öyle bir stüdyo ki efendim, o stüdyo bilgisayarın içinde, bilgisayarın üzerinde. Arkadaki insanlar da meşhur bir stadyumumuzdan alınmadır. Bakalım tanıyacak mısınız hangi stadyum? Bilebilene helal olsun. Yakın zamanda da birkaç gün öncesinde de çok konu olmuş bir stadyumdan bahsediyoruz. Peki. Girin bakayım bir daha peki. Hadi. Evet. Evet. Peki şimdi. Niye söyledik bunu? Biliyorsunuz geçenlerde bir gazetede yayınlanan röportajımıza duyurmuştuk. Belki de dünyanın ilk, çok araştırdım, denk gelmedim. Animasyon romanını çıkartacağız efendim. Bir yandan da haralarla ona uğraşıyorum, çalışıyorum. Gece yarılarına kadar. Birebir bir film sahnesinin bilgisayarda üretilmişini düşünün. Yani kovalamacası, koşmacası, içinde siyasi olayların olduğu, Türkiye'nin son 25 yılını kapsayan bir olaylar zinciri. Bir gazeteci Çetin diye bir karakterin içerisinde onu bir sinema filmi tadında ama tamamen bilgisayarda hazırlayıp çıkartıyoruz. O da inşallah bittiği zaman parça parça buradan da yönetimimizin verirse göstereceğiz, yayınlayacağız. Peki şimdi Döndü Sarı'yı sormuş izleyiciler.